İki boyutlu örnek çizimlerimize, şekildeki örneğimize devam edelim. Bu bir torna parçamız. Normalde torna parçasının kem operasyonlarında parçanın yarısını çizmemiz yeterli. Biz bu örneğimizde parçanın tamamını çizeceğiz. Gerekli durumlarda parçanın yarısını silip atabilirsiniz. Öncelikle 50 çapını, yani 25 mm ölçüsündeki çizgimizle başlayabilirim. Çizgi komutuna geliyorum. Birinci noktam, bakın serbest bir şekilde ikinci noktamı tıklıyorum ve ölçü uzunluğumu 25 olarak belirliyorum. 5 mm düz bir çizgimiz mevcut. Bu düz çizgiyi oluşturuyorum. Sonrasında bu çizgimi 45 mm paralel taşıyorum. Bakın çizgi, paralel çizgi, bu çizgiyi bu yönde 45 mm taşıyorum. Bakın buradan buraya 45 taşımış oldum. Bunu tekrar taşıyacağım. Ne kadar? 40. Bu çizgiyi bu yönde 40 taşı dedim. 5 mm'lik çizgimizi biz zaten çizmiştik. Sonra iki uç noktadan radius'u belli olan yay oluşturacağız. Create Arc Endpoint komutunu kullanarak. Komuta geldim. Create Arc Endpoint komutunu kullandım. Birinci noktam, ikinci noktam ve üçüncü noktayı serbest bırakıp R35 ölçüsünü giriyorum. Sonra birinci nokta, ikinci nokta, R38 ölçüsünü girip dış bükey bir yay oluşturuyorum. Sonra düz bir şekilde 10 mm devam ediyoruz. Sonrasında 135 derece ölçüsünde bir düz çizgi çiziyorum. Açımız x eksenine göre belirleniyor. Sonrasında horizontal çizgi çap 35, yani aslında çap 70, yarı çap 35 olacak şekilde belirliyorum. Horizontal çizgi ve buradaki ölçümüz 35 olacak. Sonrasında 120 ölçüsünde bir dik çizgi çiziyorum. Dik çizgi diyorum. Buradan başlayıp orijine kadar ve -120 olarak bunu belirliyorum. Sonrasında trim break extend iki eleman, trim komutum aktifken bunları bu diyorum. Ve son olarak da çizmiş olduğum parçamın yardımcı çizgilerini silip mirror komutuna giriyorum. Elemanımı seçip end butonuna basıp bunu kopyalayarak aynı oluyorum.